Camiinde Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi, kaside ve dualarla idrak edilecek olan Berat Kandili programı 24 Şubat Cumartesi saat 18.45'te canlı yayınla Kanal Avrupa'da. Klinik Bel Etage, sağlık saatini sunar. Merhaba Kanal Avrupa seyircileri. Bugün bizi evlerinize konuk ediyorsunuz. Ben çayımı aldım. Siz de çayınızı alın. Rahat olun. Bugün çok ilginç konularımız var. Çok değerli bir misafirim var. Kendisini biraz sonra tanıtacağım size. Programımıza başlamadan önce kısa bir şekilde gene kendimi tanıtmak istiyorum. Artık beni tanıyorsunuz. Ben Doktor Hüseyin Şenyurt, ortopedi, travmatoloji, genel cerrahi ve pediatrik cerrahi uzmanıyım. Düsseldorf'ta, Klinik Bel Etage'da, özel klinikte çalışıyorum. Onun dışında Mörs'te, devlet hastanesinde de ameliyatlarımı yapıyorum. Bugün çok değerli konuğum Sayın Sebahat Şat Hanımefendi'yi davet ettim. Kendisi Düsseldorf'ta çalışıyor. Düsseldorf'un sayılan, sevilen, başarılı diyabetologlarından, yani şeker hastalıklarını tedavi eden doktorlarımızdan. Sayın Sebahat Hanım, hoş geldiniz. İyi ki bugün geldiniz. Bakıyorum dükkan açmış gibi bir takım oyuncaklar veya bir takım şeyler getirmişsiniz. Çikolatalar getirmişsiniz. Bana mı getirdiniz çikolataları, yoksa seyircilerimize mesajlarınız mı var? Önce isterseniz sizi tanıyalım. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Beni tanıttığınız için ve buraya davet ettiğiniz için ve böyle değerli bir program yaptığınız için de tebrik ederim sizi. Gerçekten çok iyi bir fikir. Bizim insanlarımıza yönelik böyle sağlık konularında bilgilendirme. Şimdiye kadar maalesef hep Türkiye'den gelen, yani maalesef değil, Türkiye'den gelen programlarda çok var. Buradan o kadar çok yok herhalde. İşte bu eksikliği fark ettiğimiz için sizin gibi değerli konuklarımla insanlarımızı, özellikle Avrupa'da yaşayan insanlarımızı kendi dillerinde aydınlatmak istiyoruz. Onlara nasıl daha sağlıklı yaşamaları gerektiğini sizin gibi değerli dostlarımla, meslektaşlarımla anlatmak istiyoruz. Buyurun efendim, sizi tanımaya devam edelim. Söz sizin. Tamam, önce biraz kendimi tanıştırayım o zaman. Ben dahiliye uzmanıyım. Dahiliye uzmanlığından sonra diyabetoloji uzmanlığımı yaptım. Ve ondan sonra da Düsseldorf'a taşındık işte. Düsseldorf'ta da büyük bir diyaliz merkezinde yine diyabetoloji bölümü vardı. Orada başladım ve bu sefer nefroloji de hoşuma gitti. Bu sefer nefroloji uzmanlığımı da yaptım. Yani hem diyabetoloji hem nefroloji uzmanıyım. Ve o merkezde yaklaşık 15 sene çalıştım. Direkt tren istasyonunun yanında merkezde. Merkezde, Düsseldorf'tasınız. Düsseldorf'ta merkezdeyiz. Hauptbahnhof'un orada ve şu anda işte 7. ayda da bu diyabetoloji bölümünü o diyaliz merkezinden ayırdık ve onu kendim devraldım ve şimdi kendi rejimle yönetiyorum. Yani. Çok iyi. Sevgili seyirciler, lütfen sıkılmayınız. Geçen hafta da benzer konulara değindik, fakat bu seferki konuğum kendi alanında, diyabetoloji alanında Düsseldorf'ta çok değer verilen, bilgileri bizim için son derece değerli olan bir sevgili meslektaşımız. Aynı zamanda Heinrich Heine Üniversitesi'nde de genç doktorlarımıza kendisi ders veriyor. Onun için kendisini davet ettim. Diyeceksiniz ki doktorum, geçen hafta da diyabeti konuştunuz, bu hafta da diyabeti konuştunuz, başka kimseyi bulamıyor musunuz diyebilirsiniz. Hayır, öyle bir durum söz konusu değil. Diyabet hastalığı şu anda Almanya'da aşağı yukarı 8.9 milyon civarlarında oynuyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Her 10 kişiden birinde şeker hastalığı var ve böyle bir
uzman meslektaşımızı da yakalayınca bu diyabet nedir, nelere dikkat etmemiz lazım? Örneğin bir çikolatada ne kadar şeker var, bunları öğrenmek istiyorum. Bunun dışında tabii ki ortopedi, travmatoloji ve de çocuk pediatrisi konusunda her zaman arayabilirsiniz. Lütfen Instagram'dan, WhatsApp'ten ve de kanalın numarasından sorularınızı bize yöneltirseniz bu programı daha canlı hale getiririz ve sizin sorularınızı anlayabileceğiniz dilde, Türkçe ve de halkın anlayabileceği dilde anlatırız. Sema Hanım, şimdi gene sözü size veriyorum. Nedir diyabet, ne yapmamız lazım, niye insanlar diyabet oluyor, biraz açarsanız sevineceğim. Ya önemli olan, yani biz diyabetolojide çok farklı çalışıyoruz. Normal ev doktorları gibi değil, bize daha fazla ev doktorlarının sevki üzerine hastalar geliyor. Ve o hastalara seminerler veriyoruz. Örneğin ben bugün seminerdeydim, hastalarıma Türkçe seminer verdim. Hani benim team'de Türkçe bilen birisi olmadığından buradan seyreden hastalarımı da selamlıyorum. Bugün onlara da sordum hatta bugün programda neler göstereyim diye bana öneride bulundular. Onun için bugün böyle çarşı pazardan gelir gibi geldim yanınıza. ama onlara da değineceğiz. Ya benim asıl amacım insanları gıda konusunda biraz sensibilize etmek. Benim her gün yaşadığım olay, şeker hastası bir hastam geldi miydi? Yasaklarla, şimdiye kadar insanlar hep yasaklarla yönetildi. Şeker hastalığında hep bu yasak, şu yasak, ne yiyeceğiz öyle diyorlar. Ama aslında hiç yasak yok. Önemli olan böyle kronik hastalıklarda en önemlisi benim açımda bireyin hastalığı hakkında yeterli bilgilenmesi. Yani çikolatayı seven bir şeker hastamız çikolataya veda etmeyecek, hayır, yiyecek. Ama belki az yiyecek, değil mi? Evet. Buyurun. Önemli olan ne zaman, ne kadar ve hangi çikolatayı veya tatlıyı yemesi. Ya hasta eğitimi ve bilgilenmesi, daha doğrusu bunun temel, yani temel amacımız o. Bir bilinçli insan şekeri 200'lerde olunca o şeker, o tatlıyı yerse daha yükseleceğini biliyor. Veyahut ya da canı başka bir şey isteyince onu kendisi ayarlayabilmesi için bu seminerleri veriyoruz. Yani bize gelen hastalar ev doktorlarının sevki üzerine geliyorlar. Ve belirli bir süre bizim de takibimizde kalıyorlar. Ve onlara biz işte hasta seminerleri veriyoruz. Ondan sonra şeker tedavisinde gerekirse yeni ilaçlar, yeni çok çıkan yeni bayağı gelişmiş ilaçlar var. Şimdi hani kilo açısından ve inzülinden artık hastaları yavaş yavaş aşağı indirebiliyoruz da hatta. Peki yani diyet mi önemli, yoksa bu ilaçlar, şekerler mi? Yani benim yıllar önce, 31 senelik hekimim, 31 senedir cerrah olarak çalışıyorum ama öğrencilik yıllarıma döndüğümde bize Türkiye'deki öğretmenlerimizin, hocalarımızın anlattığı diyetle ve aktiviteyi artırmakla şekeri kontrol edebileceğimizi, evet, hep öyle anlattılar. Şimdi bu diyet nasıl olmalı? Yani bir sabah oturduğumda bir büyük ekmek mi yemeliyim? Yoksa çeşitli saatlerde belli aralıklarla ara öğünler, bunlar çok önemli. Bu böyle mi olması lazım? Bu, evet, konuda bizi aydınlatırsanız sevinirim. Valla bu konu o kadar geniş ki bu akşama sığmaz. Birkaç defa gelmem lazım. Sığdırabildiğiniz kadar. Tamam, memnuniyetle. Şöyle, gıda maddeleri hakkında önce bir insanları bilgilendirmemiz lazım. Yani şekeri yükselten gıda maddeleri var, yükseltmeyen gıda maddeleri var. Evet. Sonuçta bütün gıdamızı 3 temel gıda maddesine ayırabiliriz. Yani bu dünyadaki bütün diyetler hepsi bu 3 temel maddeye bağlanıyor. Protein, yağ ve karbonhidrat. Ve bu 3 gıda maddesinde sadece karbonhidratlar örneğin şekerimizi yükseltiyor. Diğerleri şekeri etkilemezler. Yani ne bileyim, bir tavuğu oturup yerseniz kendi başınıza, grill yapılmış bir tavuk ya da haşlanmış, o şeker açısından şekeri etkilemez. Tabii bunun kalorisi vardır, kilo yapar. Onlar başka konular ama şeker etkisi yönünden
Sadece karbonhidratlara dikkat etmemiz lazım. Ve bunları düzenli bir şekilde gün boyu ayarlamamız lazım. Yani genelde bizim kültürümüzde hani ekmek çok tüketilir. Evet. Ekmek çok yenilir. Kahvaltıda muhakkak ekmek olur. Ondan sonra şimdi kahvaltıda ya da bir öğünde fazla karbonhidrat yiyip de diğer öğünlerde hiç sadece sebze et yemeyle bu sefer şekerde de çok oynamalar oluyor. Ve bunu hasta kendisi takip edebilmesi için işte bilgilenmesi lazım. Onun için de bu kursları yapıyoruz. Bu gıda konularını şey yapıyoruz. Ve Sema Hanım o zaman şöyle diyelim. Düşünün ki ben sizin bir diyabet hastanızım. Bizi bilgilendirin. Bu kadar alışveriş yapmışsınız. Çikolataları da vermiyorsunuz ki yiyeyim. Ne anlatacaksanız buyurun anlatın. O çikolatalar birkaç senelik bizim kartonda. O zaman istemiyorum. Yok. Önce şöyle başlayalım. Bence neden bu seminerleri veriyoruz? Hastaları neden bilgilendiriyoruz? Yani bir yönden kendi hastalıklarını tabii iyi yönetmeleri için ama diğer yönden de tabii ki diyabetin neden olduğu komplikasyonları yani göz ardı etmememiz göz ardı lazım. Özellikle lazım. Onları özellikle böbrek için. Yani bir evet. Böbrek uzmanı olarak nefropati evet. Dediğimiz böbreğin evet. Süzme gücünün kaybedilmesi bizim için çok 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 önemli. Bunun olmaması için irreversible dediğimiz geriye dönüşümü olmayan mümkün olmayan böbrek zedelenmeleri, böbrek yıpranmaları olmaması için evet. Sizi dinleyeceğiz. Siz evet. Uzmansınız. Biz ne derseniz onu yapacağız o onun konuda. Onun için böbreğimi de getirdim zaten. Buyurun. Bu mu böbrek? Evet. Böbreklerimiz bunlar. Ve burada birisini açabiliyorum da. Yani Almanya'da 10 milyon kronik böbrek yetmezliği olan hasta var. Şimdi 10 milyon da aşağı yukarı şey dedik, şeker dedik. Bunlar onun üzerine mi geliyor yoksa aynı zamanda şeker hem de böbrek hastalığı olan insanlar? Evet. Yani Almanya'da dediğim gibi 10 milyon böbrek hastası varsa bunların %40'ı diyabetten dolayı böbrek hastası olanlar. Yani %40'ında bu 10 milyonun %40'ında şeker hastalığı da var. Ve hatta çoğunda şeker hastalığı bu böbrek yetmezliğinin bir nedeni. Ve bu ortalama yani şimdi 3,5 milyon insan Almanya'da şeker hastalığından dolayı böbrek yetmezliğine kapalıyor. Böbreklerimizde biliyorsunuz filtre fonksiyonu var. Vücutumuzun işte yani su oranını ayarlar. Tuz. Ondan sonra tuz oranını ayarlar. Kemiklerde faydası vardır. Yani bu böbrek üstü bezlerde hormonlar üretiliyor. Kan yapımını ondan sonra kemik için önemli olan hormonlar hepsi buralarda yapıldığı için böbrek yetmezliği deyip yani direkt diyalize gidiyor diye değil bir hasta ama bunu önlemek çok önemli ve böbrek yetmezliği çok şeylere birçok organı etkiliyor birçok özellikle organı ben etkili, ortopedi evet. Uzmanı olarak şunu söyleyebilirim. Böbrek rahatsızlığı olan, böbreğin süzme gücü veya böbrek üstü bezin iyi çalışmayan hastalarımızda kemik erimesi çok evet. Sık görüyoruz. Özellikle şekeri varsa, bayansa, menopoza girmişse yani adetten kesilmiş hormon dengesi bozulmuşsa bir de bunun üzerine böbrek ve böbrek üstü bezinin yeteri kadar çalışmaması olunca o hastalarda biz daha çok kemik erimesine bağlı kırıkları görüyoruz. Ben bugün evet. Böyle bir hastamızı ameliyat etmek mecburiyetinde kaldım. Hem diyabet hasta hem böbrekleri iyi çalışmıyor ve de buna rağmen yani bunun üzerine bir de osteoporoz gelişmiş çok basit bir merdivenden düşmeyle omurgasını kırıyor. İki defa ameliyat olmuş, düzelmemiş ve o hastamızı kemikleri iyi olmadığı için, böbreği iyi çalışmadığı için hem önden hem arkadan ameliyat edip ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Yani aynen. Bu küçücük organ ne kadar önemli? Bütün sistemi evet. Etkiliyor. Yani sırf bizim idrardaki tuzun atılması, proteinin tutulması değil, kemiklerimizin metabolizmasını bile etkiliyor. Buyurun evet. Efendim. Aynen. Ve çoğu hastada tabii anemi de oluşuyor. Hani bu halsizlik, yorgunluk yapıyor, kansızlık yapıyor. Anemi işte. Anemi kansızlık. Anemi kansızlık. Tamam. Ya. Çünkü onun da hormonu burada oluştuğu için o da tabii eksik oluyor.
Burada böbreklerimin yapılışı aslında çok enteresan. Şurada glomeruli dediğimiz glomeruli herhalde yani süzgeçler. Evet, süzgeçlerimiz şu bölgede böbreğimizin. Bunlarda yani 2,4 milyon her böbrekte bu süzgeçlerden var. Ve bu süzgeçler şekerden dolayı, şeker uzun seneler boyunca iyi ayarlı değilse, o zaman bu süzgeçlerde zarar oluşuyor ve protein kaybına neden oluyor. Çoğu hastalar bilir, ev doktorlarında bu diyabet programlarına katılanlar örneğin düzenli bir şekilde orada idrar da veriyorlar, idrar kontrolü de oluyorlar. İşte bu protein kaybı ne kadar onu tespit etmek için. Hasta bunun, özür dilerim araya giriyorum ama merakıma bunu bağlayın lütfen. Hasta bunu nasıl fark eder? Hani siz fark edersiniz, ben de fark ederim, idrarını kontrol ederim ama bunun belirtisi var mı? Halsizlik evet. mi? Yorgunluk mu? Nasıl anlayacak hastamız bunu? Bunu da bir yani açarsanız. Direkt böbrek sorunu olduğu hasta örneğin bacaklarda şişme olabilir. Ya böyle göz altlarında bacaklarda şişme olabilir. Ödem oluşur. Tansiyon yükselebilir. Yani burada tansiyonu ayarlayan hormonlar da yapıldığı için yani tansiyon da şey yapıyor, etkiliyor tabii ki. Kansızlık olabilir. Evet. Veyahut osteoporoz teşhisi konulur. Ondan sonra işte böbrek bakılır. Halsizlik olur o zaman. Halsizlik tabii evet. olur. Yani hasta kendisi genelde halsizlik, iştahsızlık. Protein kaybı diyorsa. Protein kaybı da şey idrarda böyle köpüklenme yapar. O da hani ilk göze evet. çarpınca örneğin onu da şey yapabilirler. Ama genelde hasta kendisi bunu fazla fark etmiyor doğruyu evet. söylemek gerekirse. Okay. Yani bunlar büyük semptomlar, ilerledi miydi o göze çarpan semptomlar? Hastanın fark edebileceği semptomlar ama ilerlemiş derecede. Böbrek yetmezliğinin 5 derecesi var. Evet. Bize gelen yani diyabetolojiye gelen çoğu hastalarda ve tabii böbrek uzmanı da olduğumdan böbreğe hep bakıyorum ve çoğu insanda 3. derece böbrek yetmezliği tespit ediyoruz ve hasta o güne kadar ya işte geçmişte bir duymuş böbreğimize bir dikkat etmemiz lazım diye ev doktorundan belki fakat fazla üzerinde durulmamış ve 3. derece az bir derece değil. Peki bu yani, 3. derece böbrek yetmezliği olan hastalarımızı çeşitli tedavilerle 2. dereceye geriye çevirmek mümkün mü? Yoksa o 3. derecede böbrek yetmezliği öyle kalıyor mu? Bu şu anda elimizde bayağı iyi ilaçlar var. Yeni piyasada olan ilaçlar bu böbrek yetmezliğinin ilerlemesini durdurmak için. Bu ilaçları kullanıyoruz ve yani bazı durumlarda biraz düzelme de oluyor hatta ve fonksiyon kaybını da frenlediğinden daha da çabuk şey olmuyor. Yani bu böbrek fonksiyonunu iki değerle ölçüyoruz. Birisi glomerüler filtrasyon seviyesi, buradaki filtrasyon ne kadar diye. Evet. Bir de idrardaki protein kaybından. Bunların ikisini birleştirdim. Protein kaybı ne kadar büyükse o kadar çok kaçak var. O kadar çok zarar var böbrekte demektir. Bu glomerüler filtrasyonun derecesi de ne kadar düşükse o kadar diyalize yakın demek. Yani bunların ikisini bakmamız lazım. Ya bunu hastalarıma da şöyle anlatıyorum. Hatta getirdim size süzgeçleri. Bir bakabilir miyiz? O evet. ilginç çünkü anlamak için öğrencilerimize evet. de zaten böyle anlatıyoruz. Aynen. Çünkü halkımızın da bilmesi lazım. Böbrek süzgeç görevi yapıyor. Aynen. Neyi süzecek? Proteini örneğin. Kanımızı tuzu, süzüyor. Kanımızı süzüyor. Oradaki proteinleri kanına alıyor. Bir gösterebilir evet. misiniz? Şu iki küçük organ evet. günde 180 litre kan süzüyor. Günde 180 litre kan süzülüyor burada ve 150 ile 180 litre arası primehan ilk idrar dediğimiz oluşuyor burada. Ya ve sonunda burada süzülerek mineraller geri alınarak tuzların bir kısmı biliyorsunuz vücuda geri alınıyor. Gerekmeyen zararlı şeyler ve fazla dar olan şeyler idrarla atılıyor vücuttan. Onun için yani bu kadar büyük bir
iş görüyor bu böbrekler. Evet. Burada küçük, oluşan küçük delik. Ama diyorsunuz, küçük ama işi büyük. İşi büyük. Evet. Sizi birazcık bölmem gerekiyor. Çünkü benim Instagram üzerinden bir soru geldi. Hamdi Ak Yılmaz Stuttgart'tan arıyor. Sevgili seyircilerimiz, siz de telefonla arayabilirsiniz. Instagram Doktor Hüseyin Şenyurt, Doktor Dr. Şenyurt, şey yok Almanlarda. Doktor Şenyurt Instagram'a girip yazı yazabilirsiniz. WhatsApp üzeri sorularınızı sorabilirsiniz. Hamdi Ak Yılmaz Stuttgart'tan arıyor ve sorusu şu. Sizinle ilgili değil ama ortopediyle ilgili. Şimdi ona da saygısızlık etmek istemiyorum Sema Hanım. Diyor ki boyun fıtığım var. Ellerim uyuşuyor. Yürürken denge bozukluğum var. Kafamı çevirince ağrı kollarıma yayılıyor. MR'da iki yerde fıtık var diyor. Ne önerirsiniz diyor. Hamdi Bey, bu anlattığınız şeyler boynunuzda fıtık olduğunu gösteriyor. Eğer bir kişinin boynunda fıtık varsa o fıtık da eğer yanlardan çıkan sinirlere bası yaparsa o sinirlerin vücutta özellikle üst ekstremite yani elde, kolda gittiği yerlerde uyuşmalar olur. Eğer kanal, omurilik kanalı boyun bölgesinde aşırı derecede daralmışsa bu dediğiniz şikayetler mümkün. Özellikle ellerinizde uyuşma, bu el uyuşması karpal tünel dediğimiz sinir sıkışmasından olabilir ya da boyundaki sinir sıkışmasından olabilir. Denge bozukluğunun sebebi de omuriliğe yapılan bası, omuriliğin sıkışmasından kaynaklanan bir durum söz konusu. Eğer kafanızı çevirdiğinizde ağrılarınız artıyorsa lütfen bunu kendi ortopedi doktorunuzla veya beyin cerrahi doktorunuzla konuşunuz. Anlattığınız şikayetler boyun fıtığınızın ileri bir seviyeye geldiğini gösteriyor. Özellikle gece yatarken ellerinizin uyuşması, kollarınızın ağrıması, hatta bardağı elinizden düşürmeniz bunlar ilk bizim kırmızı işaret dediğimiz, ilk alarm dediğimiz belirtiler. Eğer böyle bir durum varsa gerekirse cerrahi müdahalenin göz ardı edilmemesi lazım. Tabii ki ben resimleri, MR'ları görmedim ama anlattığınız şeyler bir fıtık ve de omurilik kanalında daralma olduğunu gösteriyor. Lütfen ortopedi doktorunuzla bu konuyu görüşün. Geçmiş olsun diyorum. Sevgili seyirciler, sorularınız olursa bu şekilde bize ulaşabilirsiniz. Ama şimdi tekrar sevgili Sema Hanım, meslektaşıma dönmek istiyorum. Özür dilerim. Ama sorun değil. Bu sorularda enteresan, benim için de enteresan. Sizin için de enteresan. Bu soruları da cevaplandırmamız gerekiyor. Buyurun efendim. Evet. Şimdi bu filtrede delikler oluşabilir. Yani filtrede şekerden dolayı bir zedelenme olursa o zaman aynen bakın benim asistanlarım bunları yapıyorlar. Böyle bu süzgeçte gördüğünüz gibi delikler oluşabiliyor. Bilmiyorum, bir daha tutun da ama, arkadaşlar evet, göstersinler. Gösterebilecekler mi? Mesela bu delikler genişlemiş. Genişleyen delik böbrekteki glomeruler aynen bölgesinde aynen, o artık aynen kaçak var oradan. Evet. Devamlı dışarı normalde kaçıyor. Evet. Aynen, bazen de diyorum şey gibi, aynen bu kahve filtresi gibi düşünün. Böbrek kahve filtresi gibi. Kahve filtresinde delik olunca o zaman kahve tozu da aşağıya iniyor. Yoksa inmiyor. Evet. Vücutumuzdaki proteinler de öyle kahve tozu gibi büyük evet molekül olduğundan o filtreden, bu filtreden onlar normalde geçmiyor. Geçmiyor. Ama bu filtrede böyle burada gördüğünüz gibi delik olursa bunlar da farz edin bizim proteinimiz ya. Burada böyle evet, çok ilginç. Bakın dökülüyor. Yani dökülüyor, hastamız protein aynen kaybediyor. Şöyle bir dakika. Her şey evet böyle gözüküyor. Bu delikler ne kadar büyük olursa bu sefer protein kaybı daha büyük oluyor. Evet. Bunu işte ölçüyoruz. İdrarda ev doktorunuzda veya bize geldiğinizde idrar verdiğinizde ölçümde bunu ölçüyoruz. Yani bu normalde bu filtreden geçmeyen büyük proteinler idrarda oranı ne kadar? O oran bize bu deliklerin yani bu filtrede olan
zararın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Ne kadar büyük veya küçük olduğunu gösteriyor. Bu sebep, buna sebep olan da en fazla gördüğümüz diyabetten kaynaklanıyor. Evet, yani fazla diyabet. Küçümsememek lazım. Aman bir şey olmaz, ne olacak, şekerim olsa da bir şey olmaz, ben baklavaları yemeye devam edeyim derseniz bu delikler gittikçe artacak ve protein kaybı, ileride de hormon bozuklukları meydana çıkacak diyorsunuz. Evet. Şekerin işte en büyük risklerinden birisi bu. Bu hani şeker hastalığı büyük ve küçük damarlarda zarar yapıyor. Büyük damarlarda zarar yapınca genelde kalbimize, boyun damarlarından felç yapma veyahut ayak damarlarında tıkanma yapıyor, bacak damarlarında. Kılcal damarlara, küçük damarlara vurdu muydu şeker? Yani onları negatif etkiledi miydi? Bu filtre sistemine ve göz arkası. Yani şeker hastasında göz ve retinopati dediğimiz göz arkası zarar ve böbrekteki olan zarar paralel gidiyor. Eğer bunun özü şekerse ve küçük damarları, kan damarlarını etkilediyse şeker, kılcal damarları, o zaman göz arkasında sorun olan bir hastanın muhakkak böbrek değerlerine de bakılması lazım. Böbrek değerlerinin, böbrekte bir zarar olan hastanın da muhakkak gözü de muayene edilmesi lazım. Bunlar çok önemli şeyler çünkü erken teşhis çok önemli. Böbrek yetmezliğinden vefat etmek, diyaliz seviyesine gelmekten 16 kat daha fazla riski. Anlıyorum. Ya? Peki bir sorum olacak. Kendi alanımla da çok ilgili. Biz ortopedide hastalarımıza ağrılarından dolayı, çünkü siz de biliyorsunuz ki ortopedi öyle bir bölüm ki baştan aşağı ağrılar olabiliyor. Biz ortopedi doktorları da sizin gibi belki ince düşünmeden hastalarımıza ağrı kesici tavsiyelerde bulunuyoruz ve ağrı kesici veriyoruz. Bu vermiş olduğumuz ağrı kesicileri uzun süre hastalarımız kullandığında, isim vermek istemiyorum, onlarda da bu böbrek yetmezliği oluyor mu? Evet. Peki ne yapacağız o zaman? Hastamızın ağrısı var. O zaman ortopedi doktoruna gidip, yani bu bazıları da gerçekten düzenli olarak ilaç içiyor. Fatma Hanım'a iyi geldi bu ağrı kesici. Ben de alayım diyor. Evet. Ve hiç düşünmüyor. Acaba benim böbrek yetmezliğim var mı? Bana bu ilaç iyi gelir mi? Ona iyi gelmiş ama belki onun böbreği sağlam. Belki onun şekeri yok. Belki onun süzmesi çok daha iyi. Evet. Bu konuda çok önemli. Evet. Efendim bir telefon gelmiş sevgili dinleyiciler. Rejiye bağlanalım. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Ben isminizi alalım. Soru soracak. İsminiz? Benim kız Müzeyyen Gülmez. İyi akşamlar efendim. Buyurun sorunuzu alalım. İyi akşamlar. Benim kız kardeşim böbrek hastası. Geçmiş böbrekleri olsun. Böbrekleri iflas etti. Ama şeker hastası, ben de şeker hastasıyım. Ben böbreğimi vermek istiyorum. Verebilir miyim? Onu uzmanına soralım. Böbreğinizi verebiliyor musunuz? Ne diyorsunuz Sema Hanım? Böbreğini verebilir mi kardeşine? Ama kendisi de şeker hastası. Kendisinin böbrek durumunu bilmiyoruz. Aynen. Sizin de riskiniz tabii ki bu yönden yüksek. Fakat bunu en iyisi bir böbrek nakli yapan merkezlere gidip orada, bir de doku uyuyor mu uymuyor mu, o da zaten araştırılması lazım. Onun için en iyisi bir üniversite hastanesine gidip bunu orada konuşup ayrıntılı şey yapılması lazım. Önce doku da uyuyor mu uymuyor mu muayene edilecek. Şekeriniz var sizin de, sizin böbreklerinizdeki şu durum şu anda nasıl, ona bir bakılması lazım. Onun için şimdi... Anlıyorsunuz değil mi? Doku uyuşmazlığı demek sizden kan alınca. Kız kardeşiniz de olsa ikinizin de aynı yapıya sahip olmanız lazım. Yani aynı kan grubu olacak, onun alt grupları eşit olacak. Siz verebilirsiniz ama eğer kardeşiniz, sizin böbreğiniz sağlam olsa bile alamayabilir. Yani donörle verici, bunlar birbirlerine uyum sağlaması lazım. Onun için sevgili meslektaşımın dediği gibi bu işi yapan yere gitmeleri lazım. Çünkü onlar bir kan alarak bütün alt gruplarına da bakıp yardımcı olabilirler. Çok geçmiş olsun. Umarım... Sağ olasın. Kan gruplarımız uyuyor. Haklısınız ama o yetmiyor. Sırf o kan yetmiyor. Grubu yetmiyor. Onun alt grupları var. Sonra bir de onun kriterleri var. Yani sizin böbrek durumunuz, kız kardeşinizin böbrek durumu bunun
göz ardı edilmemesi lazım. Yani bir faktöre bakılmıyor. Siz şunu diyemezsiniz. Benim kız kardeşim, ben böbreğimi ona vereceğim. Bizim ikimizin de aynı kan grubu var. Olmuyor. Oldu mu? Evet. Umarım ikinize de, size de, kardeşinize de şifa bulursunuz. Saygılar. Amin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi günler efendim. Başka sorumuz yoksa devam edelim kaldığımız yerden. Çünkü bana da soru geliyor ama ikide bir sizi ben bölmek istemiyorum. Okay. Bu şişeler ne? Bunları merak ettim. Okay. Düsseldorf'tan yüklenip getirdiniz bunları. Dükkan mı açacaksınız? Evet, onları da anlatın da duyalım. Bugün seminerde bunları konuştuk. Hastalarım TLC'de bulundular. Dediler doktor hanım bunu göster. Onun için getirdim. Ve bunları dedim göstermeden gitmeyeceğim. Yani bizim hedefimiz şekerin açtığı sorunları önlemek. Yani o noktaya gelmeden. Çocuk kuyuya düşmeden önlemimizi alalım diyorsunuz. Evet. Çok güzel. Önlemi alabilmek için de tabii ki gıda çok önemli. Yani gıdamız ve hareketimiz. Yani bütün verilen ilaçlar dünyanın en etkili ve en iyi ilacı bile olsa tabii kendi yapabileceğimizi ortadan kaldırmıyor. Evet. Yani bizim sonuçta tedavinin temelini hasta kendisi koyuyor. Yani hasta demeyeyim de artık diyabeti olan kişi. Onun için böyle içeceklerden uzak durmaları, tabii bunların sağlıklı olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama şöyle bir göz önüne getirmemiz lazım ki, örneğin bu yarım litrelik kola. Yarım litre değil mi? Evet. Evet. Yarım litre kola. Sizce bunda kaç küp şeker vardır? Bilmiyorum. En az vallahi 100-150 vardır. Küp şeker. Küp 100 vardır. Gram değil, küp. Bilmiyorum. 18 küp. Bakın. 18 tane şeker bunun içinde var. Ve bunu hangi anne baba çocuğuna örneğin bunu verdiği zaman düşünmesi lazım. Ben çocuğumun önüne şimdi 18 küp şeker koydum. Peki kaç gram ediyor bu? 150 gram falan çıkmaz mı? Burada yazıyor şeker gramı, bir dakika. Evet, ama 10,6 gram. 100 mililitresinde. Evet, 100 mililitresinde. Evet, 100 grama geliyor, doğru. Ben matematik için gelmedim buraya. Olsun. Ama okay, dediğiniz bu tamam. Doğru. Mesela diyorsunuz onun bu... içinde o kadar şeker var. Çünkü evet. Hiç kimse böyle çocuğuna al 18 tane küp şekeri yedemez. Ne der? Hiç demez. Sağlıklı değil, dişine aynen, iyi değil, şuraya aynen. iyi değil, buraya ama iyi değil. Ama kolayla bunu yapıyoruz ve kolayla bunu yaparken bunun farkında da olmuyoruz. Peki kola çok şey diyorsunuz, bu sefer Husi, bu vitaminli diye bunu alıyorsunuz çocuğunuza. Evet. Doğum günde artık kola kalktı, bu geldi. Tamam. Bunda acaba kaç küp şeker vardır sizce? Vallahi bilmiyorum, siz de bana şimdi. Yok şimdi sen test ettin de şaka diyorum. Bunda da 17 küp şeker aynen. var. Yani neredeyse denk gidiyor. Şeker açısından. Ama bu bize tabii sağlıklı ki, diye satılıyor. Tabii bu bundan daha sağlıklı. Bu hepsi kimya. Bunda ümit ediyoruz en azından biraz bir meyve suyu vardır içinde diye. Ve meyvenin kendi şekeri var. Yani ne kadar meyveyi alıncı diyet yazsa da veyahut şekersiz falan yazsa da meyvenin kendi şekeri var. Meyve araya suları girebilir miyim? Evet. Bir şey satıyorlar şimdi, bir de bu zero dedikleri, sıfır Coca-Cola. Bir diyabetolog ve nefrolog olarak o konuya ne diyorsunuz? Ona da baktınız mı? Şeker var onda mı yok şeker mu? Yok. Doğru ama halen tat yine var. De sağlıklı değil. Tat var. Ve evet. Bazı araştırmalarda öyle gözüküyor ki sanki bu tatlı tat, bizim beynimiz onu şeker alındı diye algılayıp insülin üretimini yükseltiyor ve bu sefer şeker hızlı düşüyor ve açlık yapıyor. Ve bu diyet şeylerini tüketen, en çok tüketen ülke Amerika ve Amerika'da en kilolu ve en evet. obez insanlar toplum var. Olarak. Toplum olarak obez. O yani. Zaman müsaade ederseniz ben sevgili annelere bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen çocuklarınıza kola ve benzeri türleri ikram etmeyiniz. Onun yerine su, onun yerine daha değişik, başka sağlıklı sıvı içecekler verebilirler. Mesela toplumumuzda, özellikle Türk toplumunda süt çok az içiliyor. Sütü çocuklarımıza alışkanlık halinde küçük yaşta eğer onlara bunu benimsetebilirsek
İleride de herkesin günde, ben bile yapmıyorum, günde 2 bardak süt içmesi çok önemli. Sütün içindeki ne kolada var ne de o portakal suyunda var. Veya su. Su. Veya en ayran. İyisi su. Evet, en iyisi su. En iyisi su. Su. Evet. Suda da mümkün olduğu kadar, yani bu asitli içecekler olduğundan, bunu ben kendi çocuğumdan biliyorum. Hep saf su içtiğinden, asitli mineral soda da içemediğinden bu tür içecekleri örneğin pek içemiyor, sevmiyor. Gerek yok diyorsunuz. Şimdi tabii genç olunca biraz deniyorlar ama o kadar şey değil. En azından siz eve almıyorsunuz. Aynen. Evet, şimdi gelelim buna. Burada diyorsunuz burada çok şeker var, bunda çok şeker var. Huvisi tamam, kolaya göre biraz daha sağlıklı dedik çünkü içinde meyve suyu var. Ama bu kadar meyve suyunu elde etmek için bir sürü meyve sıkılması lazım. Evet. Yani bu normal bir portakal yerseniz doyuyorsunuz ama portakal suyu içerseniz bir bardak portakal suyu elde etmek için en azından 2-3 portakal sıkıyorsunuz. Evet, yani bunu anladım. Da şey yapmak lazım, düşünmek göz önünde lazım, tutmak evet. lazım. Tamam, bunları gördük. Bu sefer diyoruz tamam, o zaman çocuğuma mülameş alayım. Süte geldik. Tamam, ama bu, şimdi bu işlenmiş süte. Normal süt değil ama ben evet. dediğim normal süt. Ha. Yani inekten sağılmış, pastörize edilmiş. Mikropları işte temizlenmiş süt. Bu birazcık başka şey de var bunun içinde. Evet, bunun içinde tabii çocuklara hitaben biraz çikolata ilave etmişler. Ama dediğiniz gibi bu fabrikadan gelen bir süt. Ve bunun içinde de aynen kola gibi şeker oranı. O da 18. Sütün de kendi şekeri var. Yani diyabet hastalarına, biz Türklere ne kadar zor da gelse, yoğurt da sütte maalesef şekeri yükseltiyor. Okay. Ya ama miktarı önemli. Yani yasak değil, miktarı önemli. Evet, ondan sonra geliyoruz buna. Bu sefer diyoruz tamam, madem çocuğa bunu alamıyoruz, bunu alamıyoruz. O da çok şeker. Alalım bir tane iced tea. Bunda da 14 küp var. Yani bu küpleri hususi böyle ambalaj ettik içeceklerin içinde yanına koymak için. Bu kadar daha iyi anlayabilelim, daha iyi anlayabilelim diye. Yani anlattı mıydı sayılar? Ben bile şok oldum Sema Hanım. Bakın o nesle dediğiniz neyse, işte o iced tea dediğiniz 14 tane küp şeker ve onu bir çırpıda içiyor insanlar, evet. gençler. Evet. Bir telefon görüşmemiz varmış. Müsaade ederseniz tamam. oraya bağlanalım. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. İyi akşamlar, ben Ayhan. Lünen şehrinden arıyorum. Merhaba. Lünen yabancı bir şehir değil. Orada 9 sene çalıştım. Bütün Lünenli bizi dinleyen herkese selam olsun. Buyurun, dinliyorum efendim. Aleykümselam. Eyvallah. Şimdi benim size sormak istediğim, programa uyuyor mu uymuyor mu onu tam olarak bilmiyorum da. Sıkıntı değil. Bende bir değişik bir şeker hastalığı denen bir şey var. Türkçe ismi glikojen depo hastalığı 3A. Doktorun değişine göre vücudun yani harcamadığı şeker kaslara değişiyor ve bu kasları da öldürüyor. Benim şimdi size sormak istediğim, sizin bir tanıdığınız veya gerçekten bir tedavi yaptırabileceğim, edebileceğim bir yer var mı? Çünkü burada bir türlü yardım edemiyorlar. Türkiye'ye gidiyorum, soruyorum. Türkiye'dekileri benden rapor istiyor, gösteriyorum. Hiçbirisi bir şey anlamıyor. Hepsi Konya. Bu glukoz depo hastalıklarında size Düsseldorf'u tavsiye edebilirim. Düsseldorf'ta Deutsches Diabetes Forschungszentrum var. Ve orada Professor Roden bu stoffwechsel krankheiten, metabolizmaya bağlı hastalıklar uzmanı. Orada oraya bence bir görünün siz. Yani bu bizim sık gördüğümüz bir rahatsızlık nadir değil. Nadir bir şey çünkü. Evet. Yani diyabette de böyle çok nadir hastalıklar da var. Ya örneğin mitokondriyenlere bağlı olan evet. hastalıklar var. Bu kulak duymaz. Evet. Yani kulak yani sorunuyla da şey. Aynı şu şekle benziyor bende. Aynı MS gibi. Evet. Başka kanka. Bu şey. Depo rahatsızlığı. Depo rahatsızlığı olduğundan bunlar daha çok şey genetik hastalıklar. Ya aynen. genetiğe bağlı bir hastalık. Bunu yani siz kendiniz yani tabii diyet yapabilirsiniz olumlu bir fayda almak için ama hastalığı yok edemiyorsunuz. Çünkü genetiğe bağlı bir şey olduğundan
böyle en iyisi üniversiteye bağlı araştırma merkezlerinde bu tür nadir hastalıklarla daha çok ilgileniyorlar. En iyisi oraya şey yapmışsınız. Evet. Çocukluktan beri zaten ben Münster'deydim. Yani tamam. Münster'de iyi. Münster'de iyi ya, o yönden. Evet. Evet. Münster'de iyi. Çocukluktan beri ilk önce baştan bize kolhidratı rahi yiyeceksiniz demişlerdi. Şimdi aksine tam tersi. Kolhidrat an protein rahi yani fat rahi. Ketojen diye yaptıracaksınız diyorlar. Hatta Almanya'da ben Heidelberg'e gittim, Hamburg'a gittim, Freiburg'a gittim, Bochum'daki ve Antalya falan gittim. Yani Almanya'da bayağı yerlere gittim. München'e de gidecektim. München'dekilere bize kadar gelmene gerek yok. Heidelberg de bakıyor şey dedi. Ama bir Düsseldorf'a gitmeyin. Bakalım bir de oraya deneyelim. Tamam. Bence siz öyle bir merkeze gidin. Çünkü çok nadir gözüken bir rahatsızlık. Yani bu konunun gerçekten uzmanları bu konuyla genetik ta altyapısına kadar uğraşanların ancak size yardımcı olacağını tahmin ediyorum. Yani bizim konumuzun biraz dışında ama gene de geçmiş olsun. Sayın meslektaşımın dediği gibi Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'ne müracaat edebilirsiniz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Profesör Roden demiştiniz değil Roden, mi? Roden, evet. Roden mi Roden mi? Roden, R-O-D-E-N. Roden. Tamam, geçmiş olsun. Okay, iyi geçmiş olsun. Gene bir soru daha varmış. İbrahim Bey ta köylünde demek ki bizi takip ediyor. Diyor ki hocam seyircinin bir iki sorusu var diyor. Ben de buradan okuyorum. İbrahim Bey, bel fıtığı ameliyatı olanlar eski sağlıklarına kavuşamadıklarını duyuyor ve görüyoruz. Bunun sebebi ne diyor? Tabii bu global bir soru. Gene top bana geldi. Ben pas vereceğim, gol atacağım. Şimdi bel fıtığı ameliyatları çok değişik. Normalde her şey iyi gelişirse tanıyı, teşhisi iyi yaparsak bunun içinde klinik muayene, nörolojik muayene, MRT çekilip sıkıntı bulunursa tabii ki ilk amaç ameliyat etmek değil. Biz her zaman ameliyatın son çare olduğunu düşünüyoruz ve öyle tavsiye ediyoruz. Eğer uzun süre, örneğin 3 ay tedavi ettik, hastanın hayat kalitesi düzelmedi, ağrısı var veya felç söz konusu. Felç ne demek? Giderken ayağı tökezliyor, düşüyor, merdiven çıkamıyor veya ayağını yukarı kaldıramıyor veya kalçasını hareket ettiremiyor. Böyle nörolojik defisitler yani felç söz konusuysa mecbur ameliyat etme durumu olursa ameliyat ediyoruz. Ameliyat edilen hastalarda da aşağı yukarı %80'i iyi ameliyat edilirse memnun oluyor. Geriye kalan kısımda da bazı hastaların bu ameliyatlardan kaynaklanan skar dokusu dediğimiz yaranın iyi iyileşmemesinden dolayı ağrılar meydana gelebiliyor. Bunu bütün bir topluma yaymamak lazım. Bütün ameliyatlara yaymamak lazım. Bu şuna benziyor. Süt içiyorsunuz, ağzınız yanıyor. Suyu bu sefer üfleyerek içiyorsunuz. Her seferinde bu ameliyatlar kötü olacak değil. Hastaya bağlı, fıtığa bağlı, operatöre bağlı. Kabul edersiniz ki biri 30 senedir yapıyordur. Daha tecrübelidir, daha beceriklidir. Biri de 5 senedir yapıyordur. Bunlar önemli faktörler. İbrahim Bey, umarım sorunuzu cevaplayabilmişimdir. Şimdi bir de zararın buyurun. Ne kadar sürdüğüne de evet, bağlı kesin. Yani doğru söylüyorsunuz. Geçer mi geçmez mi? Doğru söylüyorsunuz Sema Hanım. Şimdi uzun süre, bunu da özellikle bir iç hastalıkları uzmanının söylemesi çok önemli. Çünkü uzun süre eğer sinire bası yapıldıysa, evet, uzun süre fıtık orada siniri zedelediyse ameliyat etsek bile geriye dönüşümü olmayan zararlar aynen meydana geliyor ve hasta düzelmiyor. Aynen. Yani ne demek bu? Her uzatmamak şeyde lazım. Teşhis. Her şeyde erken teşhis. Sayın meslektaşımla bu konuda hemfikiriz. Aynen. Size dönelim tekrar. Nerede kalmıştık? Siz devam edin isterseniz. Tamam, bu sefer tatlılara bir şey yapmak istedim. Örneğin yoğurt eti. Bunu da çocuklara alıyoruz ama evet, özellikle. Yoğurt var içinde, daha sağlıklıdır diye alıyoruz. Evet. Yoğurt eti, bu 3 tane yoğurt eti. Bu da 7 küp, altına yazdım hepsini tabii ezbere bilmiyorum. 7 küp şekere denk geliyor. 7 tane. Tabii 3 tane yerse çocuk. 3 tane yemesi şart değil. Ben hepsini size şey yapmayayım. Haribo'ya geçelim mi? O Haribo çok ilginç. Haribo gelecek. Tamam. Bunda da aynen 3 tane Kinder.
Şokolada. Burada gene çocuklara hepimiz alıyoruz. Evet. Siz alıyordursunuz. Ben de alıyorum. Evet. Çocukları mutlu ediyoruz diyoruz. Al çocuğu bunu ama ye. Ama benim oğlum çok şükür çikolatayı pek sevmiyor. Tamam. Burada da 3 tanesi aynen 7 küp şekere denk geliyor. Ve sizce şimdi gelelim sizin Haribo'ya ama bu da artık ben sevmiyorum, yemiyorum ama. Bu Haribo şey orta büyüklükte olan paketlerden birisi. Biliyorsunuz daha büyükleri var. Burada sizce kaç küp şeker var bunun içinde? 14-15 vardır. 26. 26 yani koladan bunlardan da daha fazla. Koladan da daha fazla. Ve bunu hani çikolata yağlı işte çok şekerli falan diye almıyoruz ama çocuklar bu ve bunu bir çocuk yiyebiliyor yani öyle fazla şey değil. Çok büyük bir paket diyelim değil. Bir çocuklar bunu çok yediler, çok küçük yaşta yediler. Onların ileride insülin yetersizliğine bağlı şeker geliştirme ihtimalleri daha yüksek o zaman. Tabii. Yani bir gariban Anadolu'da köy çocuğu eğer böyle Haribo'yu bulamıyorsa, Coca-Cola'yı bulamıyorsa, çikolatayı bulamıyorsa en azından bu hastalıklara biraz daha uzak kalmış olacak. Biraz daha uzak kalmış oluyor. En azından damak tadı da farklı oluyor. Yani bizim dünyaya geldiğimizde ilk tanıştığımız damak tadı tatlı. Anne sütünde anne sütü. Tatlıyı önce evet. Şey yapıyoruz. Evet. Tadıyoruz. Tadıyoruz. Ve insanlar bilhassa bu endüstriyel gıda maddelerinde bu da çok destekleniyor tabii. Hani dışarı çıktığınızda bakın her yerde ekmek, tatlı o tür şeyler alabiliyorsunuz. Ve bu da destekleniyor tabii endüstriden. Ya bugün bu çıkıyor, yarın bunu çıkartıyorlar. Yarın bilmem maracuyalı, başka meyveli, bunun çikolatalısı yok, başka meyvelisi. Derken endüstri sürekli bir şeyler yeni üretiyor insanları anladım. Kandırmak için. Ama doğa bunu üretmiyor işte. Okey. Bir sorumuz daha var. Müsaade ederseniz tabii. O da gene bana geldi. Evet, Düsseldorf'tan Mehmet Akyol omuz ağrısı varmış. Ortopedi doktoru sizde impingement demiş. Anlatacağım onu. Schleimbeutel yazmış. Türkçesi bu yağ bezesi diyelim. Oranın iltihabı rotator cuff. Yani bu liflerinde, omuz liflerinde yırtık varmış. Kolunu sadece 90 derece kaldırabiliyormuş. Ne yapabilirim diyor. Sayın Mehmet Akyol, anlattığınız şeyler kolunuzda darlık sendromundan kaynaklanıyor. Ne demek darlık sendromu? Bu omuz çatısıysa, bu da omuzunuzun altındaki kolsa, her kolunuzu yukarı kaldırdığınızda 90 dereceye geldiğinizde kol sürtüyor. Bu iki arada lifler var. Almancası zihne, Türkçesi lifler var. Bu darlıktan dolayı her seferinde lifi yırtıyorsunuz. Yırta yırta sizdeki durum meydana gelmiş ve kolunuzu kaldıran liflerin en az bir tanesi yırtılmış olması lazım. Çünkü siz kolumu sadece 90 derece kaldırabiliyorum diyorsunuz. Eğer böyle bir durum söz konusuysa kesin bir MR çekilmesi lazım. MR çekildikten sonra oradaki o darlığı ve lifin kopmuş olduğunu göreceğiz. Böylesi bir durumda bunu ilaç tedavisiyle, inne tedavisiyle, kök hücre tedavisiyle tedavi etmemiz mümkün değil. Sizin bu dedikleriniz eğer doğruysa, tabii bilmiyoruz, resimleri de görmedik, muayene etmedik, sizin ameliyat olmanız lazım. Ameliyat olmadan kolunuzu kaldırmanız mümkün değil. Bir de şöyle düşünün lütfen, oradaki lif eğer koptuysa çekiliyor. Aynı bir kazak gibi, aynı bir yün çorap gibi kesiliyor, kısalıyor. Kısaldığı için ileride tedavisi daha zor. Onun için tavsiyem lütfen ortopedi doktorunuza görüşün ve ameliyatı düşününüz. Efendim gene kaldığımız yerden devam edelim. Bu kadar çikolatayı okay. da anladık. Aynen. İçinde hepsinin şeker var. Ya evet, çocuklarda kalmıştık. Onu evet. Bir şey yapalım da çocukların %15'i fazla kilolu günümüzde. %15'i ve %6,3 yani şimdi yaklaşık %7'si diyelim obez. Obez yani şişman. Evet. Yani evet. Hastalık niyetinde şişman obez. Şimdi hep gıdayı konuştuk yani input'u konuştuk. Bunun aslında bir de output'u var. Yani yediğinizi eritmek. Çoğu hastalarım diyor ya eskiden yoktu yiyemiyorduk. Şimdi var yoktu yiyemiyorduk. Çok çalışıyorduk. Şimdi var yiyoruz az çalışıyoruz. Onun için şeker hastası oluyoruz. Telefon mu var? Ha tamam telefon yokmuş evet. Okey.
Yani bir yönden haklılar çünkü output çok az. Yani anladım. Hareket az. Anladım. Yediğini eritemiyor insanlar. Anladım. Yani resmen kendisini gıdadan korumaları lazım. Sizce şimdi bir küp, burada bir küp şeker, bakın bunun içinde 14 küp var dedik. Bir küp şekeri eritmek için 500 adım yapmak lazım. 500 adım. Bunu çocuk, bunu içen çocuk yapıyor. Onlar dışarıda oynuyorlar, şey yapıyorlar, koşturuyorlar, evet. Spora gider ama yetişkinler bunu yapamıyor. Reci'den bana devamlı haber geliyor, diyor sohbetiniz çok tatlı diyor ama maalesef programımızın sonuna geldik. Ben sizi kesin bir daha davet edeceğim çünkü o kadar güzel şeyler anlattınız ki inanın ben de 31 yıllık bir hekim olarak bugün eve yeni bilgilerle gideceğim. Zaten bunlardan uzak duruyordum. Ağzınıza sağlık, bizi çok aydınlattınız. Seyircilerimiz anlattığınız güzel bu değerli bilgilerden faydalandığını düşünüyorum. Ben sözü size vermek istiyorum. Son cümlelerinizi alıp sonra programı kapatacağız. Bakın buraya gelirken ne kadar sürecek diyorduk. Şimdi çok çabuk bitti. Buyurun aynen. Efendim. Dediğim sağlıklı kalmak için gıdalarda en doğal şeylerden şaşmayınız. Ve bunu çocuklarınıza da en küçük yaştan beri öğretmeye çalışınız. Ve sağlıklı kalınız. Eğer şekerle herhangi bir sorunuz olursa dediğim gibi Düsseldorf'ta direkt Hauptbahnhof'un orada yani ana tren merkezinin oradayız. Ve ev doktorunuzun sevkiyle bana başvurabiliyorsunuz. Ya her türlü yardımcı olmaya çalışırım tabii ki. Sema Hanım çok teşekkür ederim. O kadar güzel bilgiler verdiniz ki bize inanın önümüzdeki haftalarda sizi bir daha rahatsız edeceğiz ve bir daha konuk etmeye çalışacağız. Sevgili seyirciler lütfen yediklerinize dikkat ediniz. Unutmayın diyabet, osteoporoz ve birçok bel ağrısı bu diyabete, adipoza bağlı rahatsızlıklardan kaynaklanıyor. Hareketli kalın, hareket edin, sağlıklı beslenin, sağlıklı yiyin, sağlıkla kalın efendim. Eğer sorularınız olursa ortopedi alanında, hanımefendi, doktor hanımın alanında sorularınız olursa bize onları yöneltebilirsiniz. Biz de programdan sonra da size tekrar dönebiliriz. Bizi evlerinize konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Eğer sürçü lisan ettiysek afola, bir dahaki sefere görüşmek üzere.